durumumuzu yakından biliyorum. Bakanlığım adına, bilim kurulumuz adına koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin profesyonelleri olan sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum. Kıymetli arkadaşlarım, koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Son 24 saatin bilgilerini verdim. Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasına çok titiz davranıyoruz. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlamıştık. Sonraki hastalarımızda bu prensibi katı bir şekilde uyguladık. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibariyle toplam test sayısı 20.345'ti. Yine dün itibariyle tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlardaydı ve COVID-19'a eşlik eden başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil, İleri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Bugünlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil. Bu hassasiyeti bütün toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Tedbir alıyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun. Değerli medya mensupları, koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin dünyadaki benzerlerinden baştan beri çok farklı olduğunu önceden de söylemiştim. Şimdilerde ortaya çıkan ve gurur duyacağımız bir gerçek daha var. Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar sorumluluk alıyor. Kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanları bu mücadelenin aktörleri haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru kanallardan alma ve aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallığı yapan kimilerine de yine toplum olarak prim vermiyoruz. Zamanımızı mümkün olduğu kadar evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor. Mücadelemiz endişe baskısından, karartılı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Bu böyledir. Hayatı korumanın yolu
korkuya teslim olmak değil, hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımızsa bu mücadelede büyüklerine ve çevrelerine karşı tüm kozlarını kullanıyor. Sağlık ve bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Bir diğer haberimse insan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar bu konudaki hassasiyetlerinden ötürü Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Değerli medya mensupları, zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirmesidir. Kesin bilgi şudur. Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edilecektir. Konu açılmışken özellikle belirtmek istiyorum. Yoğun talebi küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir. İhracatları bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Ve bu süreçte pandeminin olduğu bir dönemde özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Ve bu çerçevede hem MASAK bu dönemde devrede oldu, hem İçişleri Bakanlığımız KOM devrede olmuş oldu. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Ve bu baskınlar neden sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Ve bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak ve hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 tane firmayla anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayanların, farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil bir takım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanlığımızın da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. MASAK ayrıca bu dönemde bu istismar etmek isteyenlerle ilgili devrede olduğunu da ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, size ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerim var. Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı hem de kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz. Ve hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle ilave olarak Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi ve hızla devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı
özellikle tarama amaçlı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunun dışında bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz. Ve bu anlamda 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda herhangi bir kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı ve bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani aşı enstitüsü biliyorsunuz kuruldu. Bu enstitü bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse bütün merkezlerin desteklenmesi ve bu desteklenmeyle kim ne kadar bu işi daha önde götürebilir durumda olursa geri plandaki desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar üzerine gidebileceğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, koronavirüsle mücadele çok geniş katılımlı gerektiren bir mücadele. Sadece bakanlığımızın işbirliği içinde olduğumuz bakanlıkların devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele değildir ve öyle olmamalıdır. Bu sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği bir mücadeledir ve böyle olmalıdır. Biz belirttiğim yaklaşımla Türkiye'nin insan kaynağından daha da fazla yararlanacağız. Her türlü bilimsel disiplini devreye sokacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yek vücut olmuş toplumun enerjisini hedef alan yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye tedbirleri başta bizim aldığımız sıklıkla ciddiyetle almamış bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslamanın pek rasyonel olmadığını belirtmek zorundayım. Türkiye onu çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandı. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Paniğe yol açarak hastalığın yayılmasına neden olacak strateji ve uygulamalardan uzak durdu. Risk alanını daralttı. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. Biz mücadeleye hem aklını hem yüreğini koyan insanlarız. Biz insanın yüce değerine inanan bir toplumuz. Bizim için can sadece onu taşıyan insan değil, diğer tüm fertler için kutsaldır. Biz felaket senaryolarının kolayca alt üst edebileceği bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz. Biz bir günün, iki haftanın değil, günün sonunun ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi günün değil, hayatın hesabını yapmanın zamanıdır. Tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme, çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır. Şimdi şu sözlerime büyük bir dikkat gösterileceğini umuyorum. Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor. Fakat farkında mıyız? Bu tek tek şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. Tek tek yaptıklarımızı 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü bu. Tek tek, hep birlikte. Yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, bir iki cümle daha. Bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim ve her ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. Özellikle dün başlattığımız en güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar.
Evet, sorun efendim, anlarım. Hayatın hesabını yapıyoruz dediniz o süreçle ilgili. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir hesaplama yapıldı mı? Öyle bir öngörü var mı? Bir de iyileşen vaka var mı? Şimdi şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve bu dönemde özellikle bugün itibariyle, bugün sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Ve fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Bugün Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında bir gayret içinde olacaklar. Artı Çin hükümeti, devleti ile birlikte şu süreçte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla da birlikte Çin'den bilim insanlarının Zoom veya Skype üzerinden bilgi akışını sağlamak üzere de önümüzdeki günlerde bunu yapmak üzere de bir prensipte anlaşmış olduk. Ve bu ilacın da sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle de başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Sonuçlarını zaten sizlerle paylaşmış oluruz. Yani şunu demek istiyorum. Şu dönemde dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ve tedarik boyutuyla da yoğun bir temas içinde olduğumuzu bu anlamda vatandaşımıza en uygun tedavinin nasıl yapılması gerektiği noktasında da bir çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca yine daha önce bizim kullandığımız dünyada bu anlamda kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da fayda gördük dediği ilacın bizde daha önce bilinen ilaç olduğu pozitif olan vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Yani pozitif olan bütün vakalara erkenden dünyanın başlamadı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve de önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz, ona göre de kamuoyuna açıklama yapacağımız tedavi şeklinde ayrıca ifade etmek istiyorum bunun dışında. Ben şunu söylüyorum, sıkı yönetim dediniz. Ben sokağa çıkma, demin ifade etmeye çalıştım. Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Yani herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Mücadelenin esası tek tek herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım. Evet. 6 üniversiteye çağrıda bulunduğunuzu söylediniz. Bu 6 üniversiteyi açıklayabilir misiniz acaba aşı çalışması için? Hemen söyleyeyim. Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK, MAM, Acıbadem ve bu üniversitelere ve merkezlere tüm ihtiyaçları için davet yapıldı. Halk sağlığı laboratuvarımızda bütün destek için hazır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihtiyaç durumu destek anlamında hiçbir şarttan kaçınmadan Maliye Bakanlığımızın da bu konuda özellikle desteğini biliyoruz.
bu anlamda yapılması gereken her türlü desteği sağlayacağımızı, ülkede aşı konusuyla ilgili kimler ne kadar yol almak istiyorsa önümüzdeki dönemde daha fazla desteklemek üzere de bir yaklaşım içindeyiz. Yani sadece bir merkeze değil. Kim ne yapmak istiyorsa önünü açan, herhangi bir kısıtlamaya gitmeden, kimin ne kadar yaptığını da süreçte görerek ona göre Maliye Bakanlığımız zaten bu anlamda sonuna kadar desteği aşmış durumda. Her türlü desteği vereceğimizi buradan ayrıca ilan etmek istiyorum. Evet. Efendim şimdi koronavirüs nedeniyle 30 kişinin hayatını... Ve bunu da aşı enstitüsü olarak, Sağlık Bakanlığı olarak yapmış olacağız. 30 kişinin hayatını kaybettiğini söylediniz ve bu 30 kişinin de yaşlı olduğunu, kronik rahatsız... Yaşlı, yaş, evet. İleri yaş, yani artı bir alt hastalığı dedim, kronik hastalığı da olan hasta grubu olduğunu. Evet, yani efendim. Bu dönemde zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere bunları zaten daha şeffaf bir şekilde göstermiş olacağız. Yani kaç hastanın olduğu, bu hastalardan iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hasta sayısı ve bu süreçte kaybedilen vakalarında yaş aralığı. Bunu da şeffaf bir şekilde vermiş olacağız. Önümüzdeki günlerde zaten bunun üzerine çalışıyoruz. Evet, peki bu 30 kişinin yaş aralığını söyleyebilir misiniz şimdi? 91 yaşa kadar var. 60'ın altında 2 hasta var. Yani 50'nin üstünde, 50 ile 60 arası. Onun dışındaki bütün hastalar 60'ın üzerinde, 61'in üzerinde. Evet efendim, bir de hastanelerde yoğun şekilde çalışan sağlık personelinin barınma ihtiyacına yönelik bir çalışmanız var mı? Onunla ilgili biliyorsunuz yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanımız genelgesiyle. Artık bu anlamda devlet yani kurumlarının, kamu kurumlarının, misafirhanelerinin bütün sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu da bölge bölge sağlık personelimiz için kullanmak üzere bir çalışma zaten başlatıldı. Sayın Bakanım, öncelikle birçok velinin merakla, yanıtını merakla beklediği bir soru sormak istiyorum. Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı sizinle görüşeceğini söyledi. Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında bu konu ele alındı mı? Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin. İkinci sorum da koronavirüs konusunda uzman olan ve KYK ile görevden uzaklaştırılan Mustafa Ulaşlı ile sizin görüşeceğiniz iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin bir şeyler söylemek ister misiniz? Son olarak da bu solunum cihazlarıyla ilgili efendim mevcuttaki ne kadar solunum cihazımız var kullanımda ve bu yerli üretimle birlikte ne kadar sürede ne kadar solunum cihazı üretmek istiyoruz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bir Milli Eğitim Bakanlığımızla çarşamba günü bilim kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla bilim kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız. İkincisi, biz şu dönemde demin bahsetmiştim, herkese açık bir şekilde davetimizi yapıyoruz. Aşı konusunda kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, kimden ne kadar bu anlamda bir bilgi varsa, bunu bizimle paylaşsın istiyoruz. Dediğiniz kişi dahil olmak üzere. Bu paylaşacağı bilgiyi bekliyoruz. Başka solunum cihazı ile ilgili bir startup firmasının daha önce prototip olarak geliştirdiği ve bu süreçte üretimini bakanlık olarak da bildiğimiz bu cihazın özellikle koronavirüs sonrası solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda daha da kullanılabilirliğini sağlamak üzere bizim yoğun bakım hocalarımızın da değerlendirdiği ve bakanlık olarak ne kadar alacağımızı destek sağladık. İlgili
bir firma idi. Şu an iki firmaya çıkmış oldu üretim için. Bunun sayısı 3 veya 4 olabilir. Yani kim ne kadar üretilebilecekse bütün hakları Sağlık Bakanlığı'nda olan ve bunun üretimini de daha da arttırmak üzere bir gayret içindeyiz. İlk etapta Nisan sonu itibariyle 2000 teslim, toplam 5000 olmak üzere bir sözleşme yaptık. Ama bunun sayısını demin dediğim gibi ilave olan bir firma daha oldu. İkinci firma yerli üretmek üzere. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Yani bunu kim üretebilecekse üretmek istiyoruz. O durumda o firmalara da alım garantisi vererek sayıyı daha arttırmak, sadece ülkemiz değil, ülkemiz dışına da gerektiğinde hibe etmek veya satabilir olmak. Dolayısıyla bu anlamda biz bu prototip startup firmasının geliştirmiş olduğu bir cihazı ilgili tarafları bir araya getirerek hem destek sağlamış oluyoruz, hem alım garantisi getirmiş oluyoruz. Hem kim ne kadar üretebilecekse bunun sayısını arttırmak istiyoruz. Ama ilk etapta 5000 olarak bir sözleşme yaptık. Efendim, virüsle mücadelede sağlık personeli en önde gelenler. Sağlık personeli arasında da şu ana kadar bir vaka var mı? Varsa sayısı nedir efendim? Teşekkürler. Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Maalesef sayılarını söylemeyeyim ama sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımızın olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Evet. Başka? Bugünkü vaka sayısını da söyleyebilir misiniz? Açıklayacağız. Evet. Biliyorsunuz gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor. Sizin hemen 2 dakikada sonuç alacağınız bir yöntemden bahsetmiyoruz. Bu gün sonu toplanan vakaları, yani bu sabah da verilebilir ama sabah sonuçlanmıyor. Akşam ama olabildiğince geç bir vakitte olmamasına bundan sonra daha çok dikkat edip erken dönemde gün sonu itibariyle vakaların toplandığında vermek istiyoruz. Süreçte de demin dediğim tarzda tablo halinde daha şeffaf bir şekilde açık göstermiş olacağız. Efendim, bir de yetersiz test yapıldığı iddiaları var. Şimdi bilim kurulu burada. Biz baştan kimlere test yapılabilirliği konuştuk. Kimlere test yapılabilirlik? Öncelikle Çin geçmişi olan ve teması olan kişilere dendi. Dinamik bir yapı olduğu için bu sürekli değişti. Devamında İran'da görülünce İran geçmişi ve teması olanlar diye değiştirildi. Devamında İtalya'da görülünce İtalya ve Avrupa... Yeni tip koronavirüs tehdidi yaşamın her alanında olumsuz etkilerini sürdürürken, kamuda ve sosyal yaşamda da dayanışmayı büyütüyor. Sağlığınız için evde olmanızı istiyoruz. Biz ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Mayamızda bulunan paylaşım ve yardımlaşma kültürünü bugünlerde hayata geçiren birçok belediyeden biri de Niğde Belediyesi. Size yazacağım bu telefonla her daim arayabilirsiniz ihtiyaçlarınızı. Biz evinize ulaştıracağız. Niğde'de bizim ekibimizin, bu dezenfekte ekibimizin girmediği hiçbir yer kalmayacak. Kapalı açık, tüm alanların dezenfekte edilmesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım sunulması, esnafın belediye alacaklarının acil ödenmesi gibi birçok uygulama korona mesaisi kapsamında yürütülüyor. Şu anda da esnafımızın kalanı bir öncelik sırasına koymuştuk esnafımızda. Kapılar, risk grubundaki yurttaşların evden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanması için çalınıyor. Onlar da yapılan uyarılara harfiyen uyuyor.
Zaten evden dışa çıkmıyoruz. Evet, evet. Sağlığımız için, toplum sağlığı için evde olmak zorundayız. Her gün uyuyoruz. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplerin yurttaşların tüm ihtiyaçları için seferber olduğunu söyledi. İhtiyaçları ne olursa olsun, ister ilaç almak istesinler, ister marketten ihtiyaçları olsun, her türlü ihtiyaçlarını biz belediye olarak evlerine kadar götüreceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız bu sokaktaki ortamdan, bu mikrobun geçme olasılığından uzak kalsınlar. Evlerinde rahat, rahat ve huzurlu bir ortamda biz bütün ihtiyaçlarını karşılayalım istiyoruz. Özdemir, yaşanan olağanüstü günlerin ardından ilk ders zili çaldığında okullarda Niğde gazozu dağıtacaklarını duyurdu. Helal sertifika almış çok sağlıklı bir gazozumuz var. Bize çocuklarımıza bu Niğde'nin tadını tattırmak istedik okulun ilk gününde o teneffüste. İnşallah biz de bütün Niğde'de 81 vilayete Niğde'mizin bu orijinal tadını tattıracağız inşallah çocuklarımıza. Güle güle. Taramayla birlikte bu sayı katlanarak devam edecek. Özellikle onu da ifade edeyim. Yani kit açısından sorunumuzun olmadığını, önümüzdeki günlerde daha geniş tuttuğumuz için bilim kurulu daha geniş bu anlamda bir yaklaşım içinde olduğu için bundan sonraki süreçte bu taramalar, bu sayılar daha çok artmış olacak. Ve bunun için de altyapımızda şu an sorun yok. Efendim, sosyal medyada da bir aslında konuşma dönüyor. Bu kitlerin, hızlı kitlerin fiyat ödenmesiyle ilgili. Fiyatı değil. Biz hiçbir şekilde, hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz. Çin'den getirilen bu kitlerin Atatürk'ün daha önce ödediğine dair... Yok, öyle bir durum yok. Tamam. Evet. Yani biz gelen kitlerimize, aldığımız kitlere kendimiz paramızı vererek alıyoruz. Bunu açıkçası ilaç dahil olmak üzere kendimiz ücretini vererek alıyoruz. Evet. Efendim, İran kaynaklı olarak Van'a kaçak geçişlerin olduğu belirtiliyor. Van özelinde... Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vakamız var ama sayısı onun üzerinde olan bir vaka değil. Sayıca az olan. Efendim, bir de bu uçuş yasağı... Ama yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil, ülkenin genelinde, neredeyse genelinde olan... pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içerisinde öne çıkan bir ilimiz değil. Evet. Başka? Son olarak. Söyleyin. Sağlık çalışanları ek ödeme rakamları. Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibariyle bu anlamda onayladığı tavandan, yani performans uygulaması var biliyorsunuz. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz ve tavandan bu performansı vermeyi bugün itibariyle Sayın Maliye Bakanlığımız onayladılar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca demin de bahsettiğim 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon içindeyiz. Ayrıca şu dönemde başka özellikle sektörle ilgili de bir takım yaklaşımlar olabilir. Onu Sayın Maliye Bakanımız zaten açıklar. Sağlık personeli çalışmayan çok var. Biz özellikle şunu söyleyeyim. Genelde personel alımı yaptığımızda üniversitelerden Sağlık Bakanlığı'na bir geçiş olduğunu biliyoruz. Özellikle üniversitelerimizden Sağlık Bakanlığı'na geçişi bu dönemde izin vermeyeceğiz. Artı bu dönemde istifa edenlerin, özel sektörden de istifa edenlerin sağlık personelinin olduğunu duyuyoruz yer yer, üniversite dahil olmak üzere. Bakanlığı almayacağımızı, istifa edenlerin süreçte özel sektörde çalışıp çalışmamaları veya ne yapılması gerektiği noktasında da bir çalışma içindeyiz. Bu dönemi lütfen hiç kimse sağdan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmeyelim. Herkesin, sağlık personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz. Yer yer bu anlamda küçük örnekler olsa da buna izin vermek istemediğimizi de belirtmek istiyorum. Tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim. Bazı uzmanlara göre önümüzdeki haftada hastalık olabilir. Çünkü hastalığın semptomları
Şimdi biz bu anlamda, ben geçen de bahsetmiştim, OECD ortalamasına göre yoğun bakım yatağı ve ventilatör sayısı en fazla olan ülkeyiz. Ve yoğun bakım yatak sayılarımızı duruma göre, gelişime göre arttıran ve bu süreçte şu an herhangi bir sorun olmadığını, önemli olan bu süreçte bizim vatandaşımızın kendilerini izole etmelerini, hastalığın erken döneminde demin bahsettiğim şekliyle bilim kurulunun da önerdiği erken dönemde pozitif olanlara ilacın başlanır olması ve bu seyri durdurabilir olmak. Hastalığın kişideki seyrini, solunum sıkıntısı oluşumunu önlemek. Devamında da solunum sıkıntısı olan hastaya da yapılması gereken en uygun tedavi, ki bugün başladığımız ilaç bunlara bir örnek, en uygun tedavi hızla devreye sokarak, ki o ilaçla ilgili de 11 günden 4 güne çekildiği bilgisini biliyoruz. Ama bunu hastalarımızda uyguladıktan sonra nasıl olduğunu daha net söyleyebilir olacağız. Yani bu dönemde o süreyi de kısaltmak için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyor olmuş oluyoruz. Evet. Soru varsa devam edin. Yani bir şimdi baştan vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklı idi. Ama artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı. Ve giderek bu dönemde, son günlerde daha çok temaslının temaslısı anlamında giderek hastanın arttığını söyleyebilir. Teşekkür ediyorum. Bu benim şeyim değil, benim muhtemde olan bir şey değil. Bunu biliyorsunuz genel sadece sağlık personelini ilgilendiren bir durumda değil. Birçok personeli ilgilendiren bir konu. Bununla ilgili genelde, bugün özel değil, genelde bir çalışmanın yapıldığını biliyorum. Ama sağlık personelimize yönelik özellikle şu dönemde 3 aylık performansın devre dışı kalarak tavandan ödenir olması, sadece bir aylık bu anlamdaki bu anlamdaki maliyetin 1,5 milyar olduğunu söylemek istiyorum. Benim demin söylediğim tavanın maliyeti 1,5 milyar. 3 ay devam ediyor olacak.